Canlarım selam. Benim 11. sınıf biricik öğrencilerim akademi serisinde geldik trigonometrinin 17. dersine periyot konusunu işleyeceğiz. Periyot grafik aslında beraberdir. Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini çizebilmek için onların periyotlarını bulmak, periyotlarını bulabilmek için de periyot kavramı nedir? Periyot, trigonometrik fonksiyonlar nasıl, ne şartlarda e, periyodik olurlar? Bunlardan bahsetmemiz lazım. Biliyorsunuz ki 11. sınıf matematik video ders kitabımızdan ilerliyoruz. Matematik kısmını ben anlatıyorum, geometrik kısmını da... Kenan hocanız anlatıyor. Şimdi yapacağımız şey periyot kısmını konuşacağız. Hemen kitabımızı açıyoruz. Şuradan da sayfadan kopya çekeyim. 33. sayfayı açıyorsunuz. 33. sayfanın sağ sütunundan başlıyoruz. 34. sayfanın sol sütununu yapıyoruz ve bitiriyoruz. Sonra da farkındaysanız grafikler gelecek. Grafikleri de bitirdikten sonra artık trigonometride tek bir kazanımımız kalacak. O da ne? Ters trigonometrikleri işleyeceğiz ve bitireceğiz. Sonra arkadaşlar tarama testlerimiz gelecek. Tarama testlerini yazılıya hazırlık soruları olarak düşünebilirsiniz. Yazılıya hazırlık sorularında da şöyle bir hem trigonometrinin tozunu atmış olacağız. Hem de öğrendiklerimizi konu anlatımında öğrendiklerimizi biraz tekrar etmiş olacağız. Sonra da en son bu 7 tane yazılıya hazırlık testini bitirdikten sonra birinci dönemin birinci prova yazılısı olacak. Prova yazılıyı da anlattıktan sonra bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden periyot kavramına bir giriş yapalım. Buyurun. Şimdi... Trigonometrik fonksiyonların periyotları. Öncelikle periyot deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma periyot deyince tekrar etme aralığı geliyor. Yani bir şeyin periyodu demek onun sürekli başa dönmesi. Gibi aklımda böyle bir şey canlanıyor bilmiyorum sizin nasıl bir şey canlanıyor. Bazıları periyot deyince basketboldaki o periyot da akıllarına geliyor olabilir. Aslında orada mantık aynı. Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot. İşte periyotlar normalde 10 dakika, NBA'de 15 dakika oluyor. Her 15 dakikada bir periyot değişiyor. İkinci periyot, üçüncü periyot. Yani aslında o da bir tekrar etme aralığı. Trigonometrik fonksiyonlarda periyodiktir. Yani onların da tekrar etme aralıkları vardır. Şimdi tanımımı okuyorum. A'dan B'ye tanımlanan bir fx fonksiyonunda her x eleman a için yani tanım kümesindeki bütün elemanlar için fxt eşittir fx oluyorsa yani ne demek işte f3'ün üstüne bir şey eklediğim zaman yine f3'e eşit oluyorsa o zaman f fonksiyonuna periyodik fonksiyon denir periyodik fonksiyon denir ve en küçük t pozitif sayısına da f'in esas periyodu denir. Şimdi esas periyot ne demek? E bunun içerisine örnek veriyorum F3 F7'ye eşit. İşte F7 F eee arasındaki fark 4 olduğu için F11'e eşit. E 5 ekledim F15'e eşit. Böyle gidiyor. İşte bu eklediğim sayılar kaç kaç? 4 4 gidiyor. İşte bu fonksiyonun esas periyodu kaç olmuş oluyor? 4 olmuş oluyor tamam mı? Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant da periyodik fonksiyonlardır. Bunların periyotları normal fonksiyonların periyotları gibi bulunmuyor normal fonksiyon az önce yazdım size bakın. F3, F7 diye o da F11'e, o da F15'e eşit. Yani içerisindeki 4, 4 artıyor ya. Bunun periyodunu uzaktan direkt böyle bir bakış atarak görebiliyorsun. Ama sin, kos, tan, kotta periyot öyle direkt bakış atarak bulunmuyor. Sinüsün ve kosinüsün periyodu 2 pi bölü mutlak değer a ile bulunuyor. Tanjant ve kotanjantın periyodu da pi bölü mutlak değer a ile bulunuyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi e, buradaki a ne diye soracak olursanız sinüsün, kosinüsün tanjantın ve kotanjantın içine yazdığımız fonksiyondaki x katsayısına biz o mutlak değer a ile ifade ediyoruz. 2 pi zaten ve 2 pi ve pi de formülden geliyor. Şimdi bunun neden böyle olduğunu da merak eden arkadaşlar olabilir. Yani mesela sin kosta niye 2 pi de tanjant kotanjantta da pi diye. Çünkü tanjant ve kotanjant birim çemberde alınan herhangi bir açıda üstüne 180 eklenince aynı değeri alıyor. Daha doğrusu pozitif değeri değişmiyor. Örneğin burada bir 40 derecelik açının üstüne 180 eklediğiniz zaman bu açı 220 dereceye denk geliyor ve 220 derecede aynı zamanda 40 derecede tanjantın kotanjantın işareti değişmiyor yani aslında bölgeyi değiştirmiş oluyorsunuz ama miktarı değiştirmemiş oluyorsunuz sinüs ve kosinüste de her 2 pi'de bir aynı yere geldiği için sinüs ve kosinüste periyot 2 pi bölü mutlak değer ile tanjant kotanjantta da pi bölü mutlak değer ile bulunuyor şimdi Örnek bir önce normal trigonometrik olmayan herhangi bir fonksiyonun periyot kavramını anlatıyor bana. Diyor ki fx fonksiyonun fonksiyonunun fx fonksiyonunun esas periyodu 5'miş ve f eksi 1 eşittir 5'miş. Şöyle sandalye biraz şöyle alayım. Heh. Buna göre f24 artı f44. Bakın esas periyodu 5 demek ne demek biliyor musunuz? Bu fonksiyon 5 seferde bir tekrar ediyor demek. Yani f eksi 1 eşittir 5 ise Eksi 1'in üstüne 4 eklediğiniz şey 5 eklediğiniz zaman yani periyot kadar eklediğiniz zaman F4 de 5'tir. Bir 5 daha ekleyin F9 da 5'tir. Bu şekilde gidiyor. Şimdi benim F24'ü bulabilmem için periyot 4 olduğu için 24'ün 5 ile bölümünden kalanı bulmam lazım. 24'ü 5'e böldüğüm zaman 4 kere var 5 kere 4 20 kalan 4 yapar. Yani bu F24'ü bulmak demek F24'ün üstünü çizerseniz F4'ü bulmak demektir. E F4'te kaça eşit? 5'e eşit. O zaman F24 5'tir. Birincisinin cevabı 5. Peki 44'ü nasıl bulacağım? Yine aynı şekilde 24'ü nasıl 5'e böldüysem 44'ü de 5'e böleceğim. 44'ün 5'e bölümünden 8 kere 5 40 kalan 4'tür. Aynı şekilde o zaman F44 yazacağıma F44'ün üstünü çizerim. Yine F4'ü bulurum. F44'e eşit olur. E, o da 5. Son buraya da 5 yazdım. 5 artı 5'ten sorumuzun cevabı 10 geldi. Tamam periyot kavramı normal fonksiyonlarda böyle. Şimdi Yine periyot kavramıyla ilgili bir soru. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonunun periyodu 8'miş. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur diyor. Bakalım. Şimdi f1 eşittir 2023. f 2023. Şimdi ben e, bunun doğru olabilmesi için ne yapmam gerekiyor benim? E, f1'in üstüne 8 ekleye 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 ekleye, ekleye 2023'ü bulmam lazım. Şimdi 2023'ü bir 8'e böleyim. 2023 20'de 8 kaç kere var? 2 kere var 16. Geldim 4. 42'de 8 kaç kere var? 6 kere olsa olmaz 5 kere var 5 kere 8 40 23'te 8 kaç kere var 2 kere var 16 çıkarttım 23'ten de 16 çıkartırsam 7 yani arkadaşlar F2023 aslında F7'ye eşitmiş e ben F1'e eşit mi diye soruyordum hayır F1'e değil F7 olsaydı doğruydu bu yanlış F4x fonksiyonunun periyodu 2'dir. Bak şimdi bu çok önemli. Şimdi fx'in periyodu 8 ya. fx'in periyodu 8. Şimdi f4x'in periyodunu bulurken içeriği 4 ile çarptığım için periyodu bu 4'ün mutlak değerine bölüyorum. Bu kadar. Yani fx'in şunu sileyim kafan karışmasın yavrış. fx'in periyodu 8 f4x'in periyodunu buluyorum ya. Hemen 8'i yani fx'in periyodunu bu fonksiyonun içini hangi sayıyla çarpıyorsam onun mutlak değerine bölüyorum. Hani mutlak değer a yapıyorduk ya a aslında buradan geliyor. E 8 bölü mutlak değer 4'ten periyot 2. Bakayım periyot 2 demiş ikinci öncül doğru. Devam ediyorum. F5 eksi 2x bölü 3. Hmm. Hocam şimdi fx'in periyodu 8 ama f5 eksi 2x bölü 3 bunun ne yapacağım? Şimdi dikkat edeceksin hemen a'ya gideceksin. A neydi? X'in önündeki katsayı. Yani x'in önündeki kat sayıyı ne yapmış? Hemen bakıyorum. Eksi 2 bölü 3 ile çarpmış. E hocam buradaki 5, oradaki 5 benim hiç umurumda değil. Ben eksi 2 bölü 3'e bakıyorum. O zaman 8 bölü mutlak değer tabii ki eksi 2 bölü 3. Bu da 8 bölü 2 bölü 3. Bu da 8 çarpı 3 bölü 2 yapar. E bunlar sadeleşir. 4 kere 3'ten periyot 12. Periyot 12 diyor mu? Evet 12 diyor. Üçüncü öncül de doğru. O zaman cevabımız 2 ve 3 olarak bulunmuş olacak. Tamam mı? <laughs> Bence gayet güzel. Şimdi gelin artık sinüs kosinüsün periyotlarına giriş yapalım. Aşağıdaki fonksiyonların periyotlarını bulunuz. Şimdi hemen sinüs olduğu için 2 pi bölü mutlak değer a. A neydi? X katsayısı. X katsayısı 2 zaten. Mutlak değerini almaya gerek yok. 2 pi bölü 2'den periyodumuz pi. 2 çarpı benim için hiç fark etmez. Bak sinüsün önünde 2 yazıyor ya. Periyodu da mı 2 ile çarpacağım? Hayır. Hiç o senin umurunda olmayacak. 2 ile o istediği kadar çarpsın. Sen şunu yapacaksın. 2 pi bölü x'in katsayısı. x bölü 4 x bölü 4 demek 1 bölü 4 çarpı x demek. Yani 2 pi bölü 1 bölü 4. Hocam niye mutlak değerini almıyorsunuz? Yukarıda da almadım ikini. Ya pozitif bir sayının mutlak değerini niye al? Dalga mı geçiyorsun? Ne gerek var pozitif bir sayının mutlak değerini almaya? Öyle değil mi? E kendisi olur zaten. Negatif olsa alırım mutlak değerini. O zaman 2 pi çarpı 4 bölü 1'den 2 pi bölü 4 yani periyodumuz kaç çıktı? 8 pi çıktı. Aşağıya indim. Kosinüs yine yapıştırdım 2 pi'yi. Hocam hiç pi yazmıyorsunuz. Çünkü tanjant kotanjant çıkmıyor karşıma. Sinüs kosinüs de hep 2 pi. Tanjant kotanjant da pi oluyor. 2 pi bölü x'in katsayısı eksi 3 bölü 2. O zaman mutlak değer eksi 3 bölü 2. Bu da 2 pi çarpı 2 bölü 3 yapar. Bu da 4 pi bölü 3 yapar. Bu şu anlama gelir. Kosinüs 5 eksi 3 x bölü 2 fonksiyonu 4 pi bölü 3. Yani 240 derecede bir sürekli aynı değerleri alır. Tamam mı? Tanjant. Oo, hemen pi bölü x'in katsayısı 4 periyot pi bölü 4. Kotanjant 2 pi bölü x'in katsayısı 2 bölü 3. Takla atarsa 2 pi çarpı 3 bölü 2 o da 3 pi yapar. Bakın yazılı da periyot sorusu gelirse ve yapamazsanız sizi gebertirim. Çünkü çok basit. Yani bunu yapın artık yani. Bunda hiçbir şey yok yani. Bunu, bunu soracak başka bir şey soramaz. Fonksiyonların esas periyotları T1 ve T2'dir. Buna göre T1 eksi T2 farkı. Bak sinüs hemen ne yazıyorum buraya? 2 pi bölü x'in katsayısı 5. 5. Buna ne yazıyorum? Pi tanjant ya. Pi bölü x'in katsayısı 3. E o zaman soru bize 2 pi bölü 5 eksi pi bölü 3'ü soruyor. Bunu 3 ile bunu 5'le genişleteyim. 3 kere 2 6 pi. 5 kere 1 5 pi. 6 pi'den 5 pi çıkartırsam yukarı taraf pi aşağı tarafta 3 kere 5'ten 15. T1 eksi T2 pi bölü 15 gelmiş oldu. Haydi bununla periyodu bitirelim. Zaten dediğim çok basit. Ne olur bak buradan soru gelirse oradan puan kaybetmeyin. Gözünüzü seveyim ya fx periyodik fonksiyon olmak üzere köşe içerisinde fx, fx fonksiyonu periyodu olarak tanımlanıyormuş. fx buysa köşe içinde fx yani bunun periyodunu soruyor. Hemen bakıyorum 2 pi bölü mutlak değer a yani 3. Yani 2 pi bölü 3 bak 2 pi bölü 3 diyor doğru. İçini 2 ile çarpmış. İçini 2 ile çarpmışsa periyodu ne yapıyoruz? 2'ye bölüyoruz. 2 pi bölü 3 çarpı 1 bölü 2 ters çevirip çarptım. 2'ler birbirini götürüyor pi bölü 3. Pi bölü 3 çıkması lazım. Adam 4 pi bölü 3 demiş. Yalan. Yalan. Biliyorsunuz arkadaşlar şöyle bir var laf vardır. Yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar. Bu lafta sizin aklınızın bir köşesinde dursun. Devam ediyorum. fx-2 bölü 3 eşittir 2 pi hangileri doğru? Ha, bir dakika soruyu bir daha okudum. Böyle ben bazen konuştuğum zaman falan şiraze kayıyor. Şimdi burada ne yapmış aslında? E, x'in önünü 1 bölü 3 ile çarpmış. O zaman periyodu 2 pi bölü 3'ü x'in önünü çarptığımız sayıya böleceğiz. Yani 1 bölü 3'e böleceğiz. E, buradaki 3 ile buradaki 3 ile sadeleştiği zaman 2 pi yapacak. Demek ki 3. öncülde periyodumuz kaçmış? 2 pi'ymiş. O zaman bu da doğru. Cevabımız 1 ve 3 olarak bulunmuş olacak. Periyot dediğimiz buydu. Sonra grafiklere geçeceğiz bakın. Grafikte tabii ilk söyleyeceğimiz şey bakın gelin buraya. Gelin kitabınıza bakın. Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini çizerken fonksiyonun periyodu bulunur diye başlayacağım bir sonraki derste sana. Dolayısıyla grafikleri çizebilmek için fonksiyonun periyodunu bilmen lazım. Grafikler de kolay olacak hiç merak etme. Ama bu dersi periyotla beraber tamamlamış olduk. Sana şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Al kitabını eline. Tamam mı? Aç. Ne bileyim baştan. Fonksiyon bak. Mesela ne var burada? Bakayım. İşte Sinüs 3x artı 2 yazıyor. Git onun periyodunu bul. Sürekli periyot bul kendine. Çünkü bir tane sorunun bir şıkkı ya da bir tane sorunun tamamı periyotla e, alakalı olabilir. Periyot kavramında bu şekilde oturtmuş olursun. 18. derste ne yapacağız? Trigonometrik fonksiyonların grafiklerine giriş yapacağız. Grafiklerden sonra dediğim gibi 2 ders daha olacak. O da ters trigonometrikler. Sonra da trigonometri ünitesinin konu anlatım kısmını tamamlamış olacağız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. 18. derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.